16. yüzyıl Osmanlı İstanbul'unda insanlar sabaha karşı sarsıntılarla uyandığında gökyüzü karanlıktı. Ama o karanlık geceye ait değildi. Yerin altından yükselen toz bulutlarının gökyüzünü kaplamasıydı. Saat gece 4 sularında 10 Eylül 1509 günü, tarihçiler ve halk tarafından küçük kıyamet yani kıyameti sura olarak adlandırılan korkunç bir deprem İstanbul'u yerle bir etti. Bu depremin büyüklüğü günümüz bilim insanları tarafından yaklaşık 7.2... 7.4 olarak tahmin edilmiştir. Deprem yaklaşık 45 saniye sürdü. Ancak İstanbul gibi yığma taş mimarinin hakim olduğu bir dönemde bu kadar uzun süren bir sarsıntı, yıkımın büyüklüğünü kat be kat artırdı. O zamana göre oldukça yüksek sayılabilen depremde 4000'den fazla yapı yıkıldı. Bunların arasında camiler, medreseler, surlar, hanlar ve evler vardı. İstanbul surlarında büyük çatlaklar ve çökmeler yaşandı. Topkapı Sarayı dahil pek çok saray duvarı zarar gördü. Boğaz içinde tsunami benzeri dalgalar meydana geldi, kayıklar kıyılara vurdu. Yaklaşık 13 bin insan hayatını kaybetti. Nüfusa oranla bu sayı şehir halkının büyük bölümünü etkiledi. Hayvan ölümleri ve su kaynaklarının çamurla dolması gibi ikincil felaketler yaşandı. Halk geceleri dışarıda yatmaya başladı, şehirde aylarca çadır kamplar kuruldu. Depremden hemen sonra İstanbul'daki pek çok camide toplu tövbe namazları kılındı, kurbanlar kesildi, dualar edildi. Sultan II. Beyazıt, deprem sonrası İstanbul'u yeniden inşa ettirmek için büyük bir seferberlik başlattı. Mimar Hayreddin ve diğer usta mimarlar görevlendirildi. Hasar gören camiler, surlar ve medreseler yeniden inşa edildi. Bu süreç aynı zamanda Osmanlı'da depreme dayanıklı mimari anlayışının gelişmesine zemin hazırladı. 1709 depremi Marmara Denizi'nin altındaki Kuzey Anadolu fay hattının batı segmentinde meydana gelmiştir. Bu fay hattı İstanbul'un güneyinden geçer ve tarih boyunca defalarca büyük depremler üretmiştir. Depremin ardından oluşan artçılar aylarca sürdü. Bu da halk arasında sürekli bir korku ve dini kaygı ortamı oluşturdu. Bazı kaynaklara göre yüzden fazla artçı deprem yaşandı. O dönemin Osmanlı tarihçileri ve vakai nameleri bu depremi detaylı biçimde kaydetmiştir. Örneğin Tursun Bey depremi şu şekilde anlatır. Yer yerinden oynadı, dağlar bile sarsıldı, minareler devrildi, kubbeler yıkıldı, halk yalınayak, başı açık sokaklara fırladı, herkes kıyametin koptuğunu sandı. Bir başka kayıtta ise halkın gece boyunca deniz kenarında toplanarak ağlayarak dua ettiği yazılmıştır. Bugün İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için 1509 depremi hala bir uyarı niteliğindedir. Çünkü aynı fay hattı aktif durumdadır ve uzmanlar İstanbul'da benzer büyüklükte bir depremin yeniden yaşanabileceğini defalarca ifade etmiştir. Marmara depremi olarak anılan bu beklenen büyük deprem için şehirde çeşitli kentsel dönüşüm ve güçlendirme projeleri yürütülmektedir.